Selam, yeni videoma hoş geldiniz. Benden ne zamandır vlog istiyordunuz, vlog istiyordunuz ve size bugün bir vlog yapacağım. Ama size kötü bir haberim var. Çünkü bugün hiç ekstra bir şey yok. Ekstra bir şey yok derken yani sıradan bir gün olacak benim için. Mesela nasıl olacak? Bugünü bir kısa bir anlatayım, sonra geçelim. Bu arada ne kadar toplu olduğumu biliyorsunuz. Artık söylememe gerek yok. Ben gayet toplu bir çocuğum. Gördüğünüz gibi aşırı topluyum. Oğlum bu ne lan? Abi bu eve bir hatun şart ya. Buraya bir hatun getireyim. Bakarsınız yakında evlenirim, ne dersiniz? Hepinizi düğünüme davet edeyim, gelirseniz. Badici badici. Bütün düğünde full badici olur. Neyse. Bugün ne yapacağız? Önce kahvaltımı yaptım. Keşke önümde çekseydim bu vlogu. Sonradan fark ettim vlog çekmek için. Bugün spora gideceğiz. Yani yarım saat sonra spora gideceğiz. Bak kahve yaptım kendime. Türk kahvesi. Biliyorsunuz spordan sonra kafein size gerçekten enerji veriyor ve pump etkisini arttırıyor. Yarım saat sonra falan, 45 dakika sonra spora gideceğim. Spordan çıktıktan sonra şeye gideceğim. Nereye gideceğim? Sponsorumla görüşmeye gideceğim. Sponsorumla görüştükten sonra da işte akşam eve döneceğim. Sponsorumu da gösterelim size, neler yaptık falan filan. Evine gideceğim. Evinde oturacağız. Biraz sohbet edeceğiz. Bana söylemesi gereken şeyler varmış. Şimdi shake'i hazırlayacağım. Hazırlarken de video çekerim hatta. İçerken de video çekerim. Antrenmandan da ufak ufak kesitler yaparım. Sonra metrobüse bineceğiz. Bugün araba yok. Araba birkaç gün sonra gelecek. Metrobüse bineceğiz ve metrobüste öğün yapacağız. Herkes bize bakacak mal mal falan. Ama fark etmez. Çünkü gains to gains. Gördüğünüz gibi Türk kahvesi. Sol elimle almam lazım ki kamerayı tutabileyim. Ha, kahve böyle içilmez ya, kahve böyle. Böyle içilmez. Neyse. Benim kahveyi nasıl içtim sizi ilgilendirmez. Biraz. Birazdan antrenman yapmaya gideceğiz. Shake'imizi hazırlayalım. Antrenman edelim. Antrenmandan kesitler. Sonra metrobüste öğün yapacağız. Ondan sonra Goat sponsorun yanına, sonra da belki bir cheat meal yapabilirim. Son kez yarışma hazırlığında son kez bir cheat meal yapabilirim. 2 haftadır yapmıyorum. Bir yarışta tam 2 ay 5 gün falan var. Yani 90 nereden çıktı? 65 gün, 67 gün falan var. Yani bir cheat meal yapıp vücudu son kere şaşırtabilirim aslında ki vücut daha çabuk böyle reaksiyon göstersin. Çünkü uzun zamandır cheat meal yapmıyorum. Vücut böyle hani diyete alışmak üzere bir cheat meal yapıp hassiktir lan dedirtmem lazım böyle vücuda. Ama sos falan yok. Sos yok, şeker yok tabii ki de. Kola falan asla yok. Sadece bir hani burger, ıslak hamburger yapabilirim. Şöyle birkaç tane bir ıslak hamburger yapabilirim. Oğlum çok pis gaza geldim, bence bugün yapmalıyız. Hatta antrenmandan sonra ıslak hamburger mi yesek? Antrenmandan sonra metrobüste öğün yapmak yerine ıslak hamburger yiyebiliriz. Gece dönürken öğün yaparız. Öğünlerimi de hazırladım işte. Fuck. Keşke çekseydim onları. Çantama falan koyacağım. Neyse gösteririm. Videoya başlıyorum. Bana inanın. Bu arada şunu söyleyeyim. Dün kavga ettim. Çok güzel bir kavga ettim. Bu arada birisi böyle karşılık verdi ama çok daha hoşuma gidiyor. Çok daha güzel oluyor. Bakın şu sağ tarafım şiş galiba biraz. Neyse. Omuz bu değil. Çünkü yani neden bunu söyledim? Çünkü yüzüm biraz şiş duruyor olabilir şöyle durduğum zaman. Nedenini soracaksınız illaki. Nedeni bu. Bu arada dostlarım inanın bana, bakın bana gerçekten inanın, tüm samimiyetimle söylüyorum. Yaklaşık böyle 7-8 aydır asla şeker yemedim. En son yazın başlarında alkol kullanmıştım. Alkol içinde olan şeker ve işte waffle illaki yemişimdir o günler. Çünkü takılıyordum bayağı. Waffle yemişimdir ve 7-8 ay sonra elimde bir tane kurabiye var. Bildiğiniz şekerli, glutenli, yani zararlı bildiğiniz. Türk iş kurabiye var. Gördüğünüz gibi. Şöyle yarım bir tane kurabiye var. Ve yarışa yaklaşık 2 ay var. Çok sıkı diyete gireceğimiz için aşırı zorluklar oluyor dostlarım. İnanın YouTube'dan ve Instagram'dan sürekli yemek videoları izliyorsunuz. Sonra böyle yani çok değişik bir psikolojiye giriyorsunuz. Ben zaten bir 10.000 kalorilik cheat meal yapmıştım. Onu da izleyebilirsiniz. Kanalımda bulabilirsiniz. Bunlardan soğumak için yapmıştım. Aynı şekilde bu son kez tadına bakmak için yapıyorum. Bugün bir de ıslak hamburger yüklemesi yapacağım.
Bu kurabiyeyi yiyorum sizin huzurunuzda. Ve bu videoyu yarış hazırlığında açıp açıp izleyeceğim. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten kurabiye sevmiyorum. Gerçekten şekerli tatlılar sevmiyorum. Yani tadı güzel. Kötü diyemeyeceğim, güzel. Ama olmazsa olur mu? Kesinlikle olmazsa olur. Ben zaten hayatımdan çıkardım. Bant döneminde bile şeker kullanmıyorum. Bir parantez açacağım. Cheat meal günleri asla şeker olmaz. Cheat meal yapacaksanız adam gibi bir şey yiyin. Şeker normal diyette de, dirty bulk'ta da, hani pis bulk'ta da, temiz bulk'ta da asla şeker olmaz. Şekerle vücut geliştirme veya sağlıklı beslenme olmaz dostlarım. Şeker yerken bunları söylemem. Şeker yerken bunları söylemem. Çok güzel. Bugün 13 Ocak. Bu videoyu birkaç güne yayınlarım. 15 Ocak'ta yani 2 gün sonra %100 diyete başlıyorum. Her şey tam definasyona yönelik oluyor. Ve 2 ayda mermi gibi çıkıyoruz. O podyumu iletiyoruz. Gördüğünüz gibi şeyhimiz elinde yaklaşık 15 dakika 20 dakika sonra falan salonda olacağım. Taksiyle gideceğiz. Neyse kapatmayın ya, zaten çıkaracağız. Boktan güzel mi? Neyse antrenmandan 15 dakika 20 dakika, hatta bir de üstümü değiştirmem var yaklaşık yarım saat önce içtiğim şey zaten sürekli paylaşıyorum. Şimdi arginin var, amino var, beta alanin var, yarım ölçek protein tozu var, BCA var, iki ölçek BCA'yı antrenman sırasında alabilirsiniz, antrenman sonrası da alabilirsiniz. Antrenman öncesi çok tavsiye etmiyorum ama ben antrenman öncesi ve sonrası alıyorum. Siz antrenman sırasında veya sonrasında alabilirsiniz. İçinde başka taksi bekliyorum bu arada şu an. İçinde başka ne var? Başka bir şey yok. Arginin var bir de, pardon. En önemlisi zaten. Arginin pompını gerçekten hissediyorum. Arginin gerçekten etkili bir supplement. Ve 2,5 gram kreatin var. Biliyorsunuz kreatini günlük 5 gram alıyorum ve 2,5 gram antrenman öncesi, 2,5 gram antrenman sonrası olmak üzere gidelim. Sporumuzu yapalım. Spordan da kesitler koyacağım vloga. Gibi. Sıradan taksilerle değil. VIP. Abi kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Eyvallah. Dostlarım antrenmana gidiyoruz. Her şeyi paylaşacağım zaten size. Güzel vlog olacak. Antrenmandan önce 4000 mg ile karnetin. Gördüğünüz gibi 4000 mg. Yani bu 4000 mg güzel bir rakam. İleri seviye biraz. Portakallı galiba. Zaten ile karnetinlerin tadı genel olarak güzel oluyor. Antrenmandan önce dekantinlerde başladım. Ocak 13 falan. Tahmin ediyorum Mart 23'te falan podyumda olacağız. Yani süreçleri söylüyorum ki hani hangi süreçte nelere başladığımı tahmin edin diye. Dekantinlere başladım. Hatta bir hafta oldu başlayalı. Yavaş yavaş definasyona geçiş yapıyoruz. Biz antrenmana başlayalım. Antrenmana geldik ve gördüğünüz gibi mermi gibiyiz. Büyük su kalmamış. 2 tane küçük su aldım. Antrenman sırasında biliyorsunuz su içmek çok 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 önemli. Bugün göğüs yapacağız. Ara ara paylaşacağım. Güzel bir vlog. Yes. Peace.
cable fly yapıyoruz. 4 set ve 4 set 15 tekrar aşağıdan yukarıya doğru yaptık. Şimdi 3 set yine 15 tekrar. Bu sefer biraz daha yukarı kaldırdık. Burada tam böyle tam hizaya getirmeyin, tam göğsünüzün hizasına getirmeyin. Şu şekilde değil. Yine bir tık aşağıdan alacağız. Bir tık aşağıdan alacağız. Çok minik yukarıda. Yani çok fazla yukarı kaldırmıyoruz. Birazcık yukarı kaldırıyoruz. Yine yukarı doğru. Yani yine üst göğüse doğru çalışacağız. Bunu kaç set yapacağız? Bunu 3 set 12 tekrar yapacağız. Sonra en yukarı takacağız. En yukarıdan basacağız. Zaten çekeceğim. Burada söylemek istediğim buydu. Tekrardan söylüyorum. Bunu tamamen yukarıya kaldırmayın. Yani tam omuzların hizasına getirmeyin. Yine aşağıda. Minik aşağıda. Yine yukarı doğru yapıyoruz. Patrick a t-shirt, shout out my nigga, no t-shirt, ayy, I just pop five addies, two zans in my kelton, wash it down, no crabby patty, what, who can't fuck with Spiller, I just ball like Jeremy, someone get Patrick a t-shirt, okay, my dick is long, like Spiller's nose, look at your feet, I'm at butt, yeah, yeah, or nose, eat a crabby patty, do the lappy taffy, she on that knee, like she about to propose, ayy, hey, smokey be fucking your bitch, boy, keep it K on me, let's switch, so, Caribbean on my dick, dang, I probably fuck every fish, fuck her pussy pink, call it Patrick, hey, look at the money, and flash it, hey, she got the work in a minute. Ooh, open them up like a dentist, ooh. Set in a movie like Bennett. I'm in this kilo, we playing some tennis, yeah. Join the smoke, that with it, you know. Fucking up it with the squid, we're strong. Spends where his nose all in your bitch, he lost some panties. I flipped dope, I used to flip them Krabby Patties. She gets throat and now she think my name is Daddy. Mr. Krabby's daughter had the thing, she got a fatty pop. Antrenman sonrası shake'im bir ölçek protein tuzu, 2,5 gram kreatin, 2,5 gram da antrenman öncesi aldığımı söyledim, toplam günlük 5 gram kreatin, yani bir ölçek toplamda 2 ölçek BCA var, sonra 2 tablet betalenin alacağım, 3 ölçek glutamin var. Şimdilik bu kadar. Videoya devam ediyoruz ve hamburger patlatmaya gidiyoruz. Yapmak istemiyorum. Formumu göstereceğim size. Yarışa ne kadar kaldı? Yarışa 60... Yarışa 65 gün kaldı, yani 2 ay kaldı. Bugün son cheat meal'imi yapacağım. Bugün ıslak hamburger yüklemesi yapacağım. Biraz sonra bayağı ıslak hamburger yemeyi düşünüyorum. Aynen, biraz sonra bayağı ıslak hamburger yiyeceğim ve bu korseyi çok fazla soruyorsunuz. Korseyle ilgili video yaptım ve kanalımda da paylaştım. Çok fazla değil, bir iki tane video. Geriye bakarsanız korse hakkında söylediklerimi de bulabilirsiniz dostlarım. Formum bu şekilde şu anda. Bakın, sakın beni yapma. Yarışma öncesi son cheat meal.
Yarışa ne kadar kaldı biliyorsunuz artık, yarışın son 65 gün falan kaldı ve görüyorum şunlara bakın. 10 tane ıslak hamburger, bence hepsini gömerim. Normalde kola içmeyecektim, sos kullanmayacaktım ama dayanamadım. Madem cheat meal yapıyorum, adam gibi cheat meal yapayım. Zaten bundan sonra inanılmaz bir düzene gireceğim. Asla cheat meal falan söz konusu bile olamayacak. Birinciden başlayalım. On tane ıslak hamburger. Uzun zamandır ıslak hamburger yemiyorum. On tane ıslak hamburgerin içinden geçtim. Gördüğünüz gibi. Ve bir tane Cola Zero. Size bir şey söyleyeyim mi? Hamburgerlerin böyle damarlarımdan gittiğini, böyle kas fibrillerimin arasına girdiğini, böyle hipertrofi için zorladığını hissediyorum. Son cheat meal'de bu videoyu izleyip ağlayacağım artık yarı zamanında. Bir de 10.000 kalori çekmiştim. 10.000 kalori de artık izleyip ağlayacağım. Bir kere daha çekeyim diye. Şimdi Mehmet abinin evine gideceğiz. Yani sponsorumun. Bakalım orada ne yapacağız. Güzel bir vlog oldu. Antrenman, cheat meal, her şey dahil oldu. Bence gayet güzel bir video oldu. Yaptığımı zannediyordum. Ama bu diyet beni harbiden öldürmüş, yaşamıyormuşum yani. Hamburgerler var ya, çok iyi geldi. Harbiden çok iyi geldi şu anda yani. Kendimi acayip enerjik hissediyorum. Şimdi Mehmet abinin yanına gidiyoruz ve evde güzel bir toplantı alacağız. Aa, müziği kapat da telif olmasın ya. Kapat. Kanka. Şimdi. Vlog çekiyorum. Birazcık eyvallah. Birazcık geç kalmış olabilirim. Sıra. Önemli değil. Birazcık bekledim. Evet. Dostlarım şimdi. Mehmet abi, ben özledin mi abi? Çok özledim. Siktir git diyorum. Mehmet abinin evine gideceğiz. Bugün ona misafir olacağım. Aha. Kaza yaptılar. Gitti güzelim. Mesela. Harbiden gitti. Serbest abi sağ taraf. Dediğim gibi Mehmet abinin evine gideceğiz. Evde vlogu devam eder miyim bilmiyorum ama büyük ihtimal etmeyebilirim. Sürpriz ama... sonlu. Aynen. Belki de devam ederim. Mehmet abi, var mı çocuklara söyleyeceğim bir şey? Sevgiler, selamlar gençler. Kendinize çok iyi bakın. Takibi bırakmayın. Aynen, takibi bırakmayın. Bu arada şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz Mehmet abi bana yardımcı oluyor yarış hazırlanmamda falan. Maddi manevi, yani yanımda olduğunu hissettiriyor, o yeter. V Market'e katlar, onun dükkanı. Ve ismimi söyleyerek oradan indirimli supplement alışverişi yapabilirsiniz. Açıklama kısmında zaten bütün videoların altına yazıyorum. İşte supplement alışverişi için V Market'e katlardan işte ismimi söyleyerek alabilirsiniz diye. Her türlü yardımcı olunuz arkadaşlar. Aynen. İsmimi söylerseniz indirim var. O yüzden ismimi söyleyin diyorum. Videoyu kapatıyorum. Belki evde bir şey çekmem büyük ihtimal. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videomda görüşürüz.